Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. Sınıf Matematik Sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Sınav sahnesi 6. 1. sorumu büyütüyorum. Matematik öğretmeni Nermin Hanım ondalık gösterimleri yuvarlama konusunda aşağıdaki gibi bir etkinlik hazırlamıştır. Etkinlikteki her kutuya verilen yuvarlama kuralına göre sayı yuvarlanarak yazılacaktır. Her bölümde yuvarlama kuralları aynıdır. Buna göre üç farklı bölümden oluşan etkinlikte mor kutulara yazılacak sayıların toplamı. Şimdi bu sayıyı binde birler basamağına göre yuvarlarsak binde birler basamağının sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için 3 tam binde 675'e yuvarlanır. Şimdi bu sayıyı yüzde birler basamağına göre yuvarlıyoruz. Yüzde birler basamağının sağındaki rakam 5'e eşit olduğu için 3 tam %68 oldu. Bu sayıyı onda birler basamağına göre yuvarlıyoruz. Onda birler basamağının sağındaki rakam 8. 8 5'ten büyük olduğu için 3 tam onda 7'ye yuvarlanır dedik. Buraya geldim. Bu sayıyı binde birler basamağına göre yuvarlarsam. Alttan binde 449. Alttan binde yüzde birler basamağına göre yuvarlayalım. Yüzde birler basamağının sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için alttan yüzde %45 45'e yuvarladık. Onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Onda birler basamağın sağındaki rakam 5, 5, 5 e eşit olduğu için burası 6 tam onda e yuvarlanır. Buraya geldim. Binde birler basamağın sağındaki rakam 5, 5, 5 e eşit olduğu için burası 7 tam binde 347'ye yuvarlandım. 7 tam binde 347'ye arkadaşlar. Yüzde birler basamağına göre yuvarlayacağız. %1'ler basamağının sağındaki rakam 7. 7 5'ten büyük olduğu için burası 7 tam %35'e yuvarlanır. Son olarak bu sayıyı onda birler basamağına göre yuvarladığımda 7 tam onda 4 olarak gelir. Bunların toplamı 3 tam onda 7, 6 tam onda 5, 7 tam onda 4. 7 ile 5'i topladım 12, 12'ye 4'ü ekledim 16, 6 yazdım elde var 1, virgüle, virgülü indirdim. 3 ile 6'yı topladım 9. 9 da 10 9 arkadaşlar 7'yi ekledim. 16 16'ya altı, bir ekledim. 17 yaptım. Cevabım 17 tam 16 oldu. Dijital terazilerle tartma işlemleri yandaki görsellerde verilmiş olup her cisim kendi renk türünde eşit ağırlıktadır. Bu tartma işlemleri yapıldıktan sonra terazi arızalanmış ve 12 kilogramdan ağır ürünlerin ağırlıklarını göstermemeye başlamıştır arızalı haliyle yapılan yukarıdaki tartma işlemlerinde hangilerinde dijital göstergede ölçüm sonuçları gözükür demiş. Yani hangileri 12 kilogramdan azdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Burada bakın. 4 tane yeşil. Burada da 4 tane yeşil. 2 tane mavi 1 tane mavi. Aralarındaki fark bir mavi cisim. Aralarındaki farkı bulalım. 7 tam onda 2'den 5 tam onda 8. 1 tam onda 4 kilogram oldu. Yani mavi cismin arkadaşlar ağırlığı 1 tam onda 4 kilogramdır. Aynı şekilde buraya gelelim. Şimdi 5 tam onda 8'den 1 tam onda 4'ü çıkardım. 4 tam onda 4 kilogram yaptı. 4 tane yeşil var. 4 tam onda 4'ü 4'e bölüyorum. Böylelikle bir yeşili de 1 tam onda 4 kilogram olarak bulduk. Bu da yeşil. Hemen birinci ile başlayalım. Birinci de kaç tane yeşil var? 5 tane yeşil var. 5 çarpı 1 tam onda 1. Burası 5 tam onda 5 kilogram oldu. 3 tane mavi var. 3 çarpı 1 tam onda 4. Burası 4 tam onda 2 yaptı. Buranın toplamı 9 tam onda 7 kilogram. 12'den arkadaşlar küçük olduğu için burası görülür. 2'ye geldik. 5 tane yeşil 5 çarpı 1 tam onda 1 az önce söylemiştik. 5 tam onda 5 kilogram. Buraya geldim 5 tane mavi. 5 çarpı 1 tam onda 4 diyorum. Burası ee, bir daha bir bakalım. Evet 5 çarpı 1 tam onda 4 7 yaptı. Topladığım zaman 12,5 kilogram oldu. Bakın bu 12'den fazla olduğu için 2'deki Tartım sonucu dijital göstergede gözükmez. Son olarak 3'e geldim. Buradan 7 tane yeşil var. 7 çarpı 1 tam onda 1. 7 tam onda 7 kilogram yapar. 3 tane mavi var. 3 çarpı 1 tam onda 4. 4 tam onda 2 kilogram yapar. Buranın toplamı 11 tam onda 9 kilogram oldu. 12'den küçük olduğu için bu da gözükür. 1 ve 3 gözükür dedik. <laughs> S, M ve L bedenlerindeki gömlekler ve gömleklerin yaka ile bel arasında kullanılan düğme sayılarına ilişkin görseller yanda verilmiştir. Tüm gömleklerin düğmeleri yaka kısmından başlayıp eşit aralıklarla bel kısmına doğru dikilmiş ve son düğme ile bel arasında 4,5 cm'lik boşluk kalmıştır. Görsellerdeki iki düğme arası 5 tam %25 cm olduğuna göre SM ve L beden gömleklerin birer tanelerinin boy uzunluklarını istiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki toplam aralığı bulalım. 1 2 3 4 5. Burada 5 tane aralık var. Artı M bedende 1 2 3 4 5 6. Burada 6. L bedende 1 2 3 4 5 6 7. 7. Buranın toplamı 18 yapar. Şimdi 18 artım <laughs> her aralık 5 tam %25 artım 3 tane de 4,5 var. Eşittir. 18 ile şu aradaki işaret artı değil çarpı olacaktım. 18 ile 5 tam yüzde 25 çarptığımda 94 buçuk yapar. Artı 3 tam 3 ile 4 buçuk çarptığımda 13 tam onda 5 yapar. Buranın toplamı 108 santimetre oldu. Selma Hanım'ın evi ile iş yeri arasında aynı özelliklere sahip ama farklı uzunluklardaki 3 yol güzergahı ile yolların uzunlukları yandaki görselde verilmiştir. Selma Hanım her gün kırmızı renk ile gösterilen yolu kullanırken bir gün bu yolda çalışma olduğundan yolun kapalı olduğunu görmüş ve mor renk ile gösterilen yolu kullanmıştır. Selma Hanım mor renk ile gösterilen yolu kullandığı için iş yerine normalden 3 dakika daha geç gidiyor. Eğer Selma Hanım mor renk ile gösterilen yol yerine mavi renk ile gösterilen yolu kullanmış olsaydı normal süreden kaç dakika daha fazla iş yerine daha fazla sürede iş yerine ulaşırdı. Şimdi mor yolun uzunluğu 13 tam %35. Kırmızı yolun uzunluğu 12 tam %85. Aralarındaki fark 0 tam %50 kilometre. Bu 3 dakika gecikmeye sebep oluyormuş. Diyor ki maviyi kullansaydı. 12 tam %85 çıkarıyorum. 1 tam %50 kilometre yapar. Bakın 0 tam %50 çarpı 3 buçuk kilometre yaptığı için aralarındaki mesafe farkını bulabilmek için 3'ü de 3 ile çarpıyorum. 9 dakika daha fazla sürede iş yerine ulaşırdı dedik. Matematik öğretmeni Ebru Hanım, öğrencilerine ondalık gösterim konusunda somut bir etkinlik yaptırmak için yandaki gibi renkli boncuklar ve abaküs hazırlıyor. Abaküste kullanılan çubukların hangi basamak olduğu görsel üzerine verilmiş olup her renk boncuktan onlar adet varmış. Bu etkinlikte birler basamağına sadece yeşil boncuk, onda birler basamağına sadece kırmızı boncuk, yüzde birler basamağına sadece mavi boncuk ve binde birler basamağına sadece mor boncuk takılıyormuş. Bu kurala göre 3 tam 234 sayısı yanda modellenmiştir. 3 tam 1234 234 sayısı modellendikten sonra kalan boncuklarla verilen ondalık gösterimlerden hangisi modellenemez? Şimdi 3 tam binde 234 her boncuktan 10 tane vardı. 3 tane yeşil kullandım geriye 7 tane yeşil kaldı. Şunu birazcık aralıklı yazalım. 3 tam 1234. Geriye 7 tane yeşil kaldı. Ondan 2'yi çıkardım, 8 tane kırmızı kaldı. Ondan 3'ü çıkardım, 7 tane mavi kaldı. Ondan 4'ü çıkardım, 6 tane mor kaldı. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 7 tane yeşil kaldığı için 5 yazılabilir. 8 tane kırmızı kaldığı için 7 yazılabilir. 0 yazılabilir. 6 tane mor olduğu için 3 yazılabilir. Baktığımız zaman bu da yazılabiliyor. Bu da yazılabiliyor ama burası yazılamıyor. Neden yazılamıyor? Çünkü bakın maviden elimizde 7 tane kaldı. Ama burada 8 tane var. Dolayısıyla bu modellenemez. Ondalık gösterimdeki kesirleri modelleyebilmek için hazırlanan bir abaküs şekil 1'de verilmiştir. Şekil 2'de ise 43 tam binde 659 ondalık gösterimi modellenmiştir. Ondalık gösterimdeki basamaklar abaküs üzerine gösterilmiştir. Abaküsteki her çubukta aynı renk toplam 9 tane boncuk varmış. Aynı abaküsün tam kısmındaki boncukları yanda verildiğine göre kalan boncukların tamamı ondalık kısma konulması ile Elde edilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi bakın her sırada 9 tane boncuk var. Bakın buraya baktığımız zaman birler basamağında 3 tane kullandıysa geriye kalan onda birler basamağında 6 tane boncuk kaldı. Burada 4 tane kullandıysa buraya 5 tane buraya 9 tane buraya 0 tane. Buraya geldik birler basamağında 4 tane var ise onda birler basamağında 5 tane var. %1'ler basamağında 6 tane var ise pardon. Onlar basamağında yanlış söyledik. Onlar basamağında 6 tane var ise %1'ler basamağında 3 tane var. Yüzler basamağında arkadaşlar 2 tane var ise binde birler basamağında 7 tane var. Gelelim yazalım. Yüzler basamağı burası yani 2. Onlar basamağı burası yani 6. Devam ediyorum. Birler basamağı burası yani 4. Onda birler basamağı burası yani 5. Yüzde birler basamağı burası yani 3. Binde birler basamağı 7. Doğru cevabım B şıkkında. Ekranı dikdörtgen şeklinde olan bir tablette açılan oyunun zemini eş dikdörtgen şekillerden oluşmaktadır. Her iki oyunda da A noktasında bulunan mavi nokta yön tuşları yardımıyla karşı kenara taşınacaktır. Her iki oyunda yön tuşları farklı basılarak mavi nokta görseldeki gibi B ve C noktalarına taşınmıştır. C noktasına gelinceye kadar kırmızı çizginin üzerinden geç, geçtiği çizginin uzunluğu B noktasına gelinceye kadar mavi çizginin üzerinden geçtiği çizginin uzunluğundan 7 cm fazlaymış. Buna göre dikdörtgenlerden oluşan oyun ekranının çevre uzunluğunu. Şimdi arkadaşlar B'ye gidebilmek için 7 dikey 5 yatay gidiyor. C'ye gidebilmek için 7 dikey 7 yatay. Her ikisi arasındaki fark sadece 2 yatay olarak geldi. 2 yatay arkadaşlar 7 cm'ymiş. Buradan 1 yatayı 3,5 cm olarak bulduk. Yatay uzunluk bakın 10 tane yatay olduğu için yatay uzunluk 10 çarpı 3,5'tan 35 cm olarak gelir. Çevre uzunluğunu bulalım. Uzun kenarımız 35, kısa kenarımız 31,5. Bunların toplamı arkadaşlar bize e, şurada toplayalım. 35 artı 31 Burası 0. 0 ile 5'i topladım 5. 5 ile 1'i topladım 6. 3 ile 3'ü topladım 6. 66 buçuk yaptım. 2 ile de çarptığımız zaman 133 santimetre olarak geldi. Devam edelim. Mehmet'in farklı renklerde hazırladığı halkaların ondalık gösterimde hangi basamağı modellediği yanda verilmiştir. Bu modellemeye bir örnek görsel bir de veriliyor. Modellenen ondalık gösterim bakın 21 tam binde Aynı halkalarla yandaki gibi bir modelleme yapan Mehmet bu ondalık gösterimi daha az sayıda halka kullanarak modelleyebileceğini fark etmiştir. Buna göre Mehmet görsel 2'deki modellenecek ondalık gösterim için en az kaç tane daha halka kullanır? Arkadaşlar bakın. Burası bize 20'ye gösteriyor. Çünkü onlar basamağında. Mavi onda birler basamağında olduğu için. 12 tane mavi var. 12 çarpı 0 tam onda bir diyoruz. Kırmızı yüzde birler basamağında olduğu için 0 tam yüzde bir oldu. Buraya geldim mora geldim. 15 tane mor var. Mor binde birler basamağı olduğu için 0 tam binde bir. Toplayalım. 20 artı Burası 1 tam 2 yapar. Artı 0 tam yüzde 1 yapar. Artı 0 tam binde 15 yapar. Buranın toplamı 21 tam binde 225 yaptım. Toplayalım. 2 artı 1 artı 2 artı 2 artı 5'ten 12 tane daha halka kullanması gerekiyor dedik. B şıkkımızı işaretledik. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.